Kolay gelsin. Aa, sağ olun. Sağ olun Can Bey. Merhaba. Siparişim hazır mı? Tabii, tabii Can Bey, buyurun. Elinize sağlık. Can Bey, Can Bey. Hande Hanım'a bir notunuz vardı. Ben veririm. Teşekkürler. Tekrar merhaba. Bu yüzdenmiş Hande. Bu yüzden sana evlilik teklif etmemiş. Gönlüme Ferah diye bir kız düşecekmiş. Nereden çıktı bu kız? Ne yapacağım ben şimdi? Kardeşin var. Ne kardeşi anne, ne diyorsun? Biliyordum. Babanın bana bir gün böyle bir kazık atacağını biliyordum. Anne bırak şimdi saçmalamayı. Adamın bir çocuğu olsa adını bilir. E peki bu çocuk kim öyleyse? Ne bileyim ben. 97'li bir kız diyor burada. En büyük mirasını adını bile bilmediği bir çocuğa bırakmış. Seninki hepten delirdi, kafayı yedi. Ah, o hepimizden daha akıllı. Doktorun yanında yazdırmış. Noter, avukat, her şeyi düşünmüş. Bu vasiyeti değiştirmeliyiz. Nasıl değişecek anne? Neyle, nasıl ikna edeceğiz? Bence bu kızın kim olduğunu bulalım. Peki ne diyeceğiz kıza? Bu miras bizim, sen vazgeçme diyeceğiz. Neden olmasın? Baktık olmuyor. Çaresine bakarız. Ya hiç zor değil, bu devirde 3 kuruşa adam vuruyorlar. Sen ne dediğinin farkında mısın? Al bakalım. Evet. Ben de o yurtta büyüdüm. Bilirim ne zor olduğunu. Gerçi Ali abla geri döneceğini söyledi ama beni aradığına göre senin hiç öyle bir şey niyetin yok gibi. Sen hep böyle durgun musundur? Yok. Durgun değilim aslında. Yoksa sen Can Bey'e mi bozuldun? Tanışıyor musunuz daha önceden? Pardon. Rica ederim. Alo. Ferah. Benim. Can. Biraz önceki kabalığım için özür dilerim ben. Konuşmamız lazım. Dışarı çıkar mısın? Polis seni arıyor. Numaramı polis mi verdi size? Evet. Siz polisle görüştünüz o zaman. Aynı uçakta birlikte seyahat ettiğimiz için sizi koruduğumu düşünüyorlar.
Şu halimize bakınca pek de haksız sayılmazlar. Anlamadım. Ne varmış halimizde? Ben yolun sonunda oturuyorum da. Önce aynı uçak, sonra aynı cadde. Sen neden buradasın? Seni içeride görünce çok şaşırdım. O yüzden selam vermedi biz o zaman. Aman da kimler gelmiş, benim prensesim mi gelmiş? Gelinlik provasından geliyorum baba. Çok sevindim. Can yoktu ama. Olsun, bir yere gitmiştir, işi çıkmıştır, bir şeydir. Efe gelmişti. Baba, Efe'nin beni nikah masasında bırakmasına senin bir parmağın var mı? Kızım ne diyorsun sen? Ya gelsene içeri. Gel sen, canım bir şey mi sıkıldı? Ha? Ne oldu bakayım? Ne oldu? Kayınbabana bir hoş geldin demek yok mu? Hoş geldiniz. Damadımı ben kendi ellerimle tıraş edeyim dedim. Ben sana kaç kere haber gönderdim. Benim demir kollara verilecek kızım yok demedim mi? Sen ne yaptın? Her kızı araya soktun. Beni çiğnedin. Son güne kadar bekledim ben de. Acaba aklı başına gelecek mi diye bekledim. Biz anneyle birbirimizi seviyoruz. Ama ben seni sevmiyorum. O nikah kıyılmayacak. O düğün olmayacak. Tarhan Demirkol'la ben akraba falan olmayacağız. Bir saat sonra nikahımız kıyılacak. Ben anneye ne diyeceğim? Hiçbir şey. Benim prensesime. Ha? Her şey yolunda giderken ne oldu da Efe beni terk etti? Yani yeni bir gelinlik diktirmeden önce öğrenmem gerekir diye düşündüm. Niye bana soruyorsun? Git o sor. Baba, bir şey söyle, inanayım. Kızım benimle hiçbir ilgisi yok. Nikah masasında terk edip gitti. Emin misin baba? Adam aşağılık zamparanın teki. Bak bir gün sonra ya, bir gün sonra çarşaf çarşaf gazetelerde manşet, mankenle. Sana o adamdan hayır gelmez kızım demedim mi? He? Sen ne yaptın? Babanı dinleyeceğine gittin, ananı dinledin. Baba tamam anladım. Tamam anladım yani. Senle de eski ortağına da bir ilgisi yokmuş. Peki canım benimle evlenmek istemesinin senin ne bilgisi var mı? Yani kırılan kalbimi onarsın diye canı görevlendirmiş olabilir misin? Kontrol vakti efendim. Gel kızım. Tamam geldim gel.
Ben niye bu arabaya bindim? Benim arabada ne işim var ya? Ben niye bu arabaya bindim? Gideceğin yere bırakıyorum ya. Can Bey. Ben çok rahatsız oldum. Ben müsait bir yerde inebilir miyim? Neden? Polis falan deyince mi? Bak Narin de alıp birlikte polise gidebiliriz. Avukatım ben. Yardımcı olurum. Ben gerçekten insan iyi olacak. Ben inebilir miyim? Peki. Nasıl istersen. Sağ ol. Ferah, bana güvenebilirsin. Çünkü ben sana gerçekten güveniyorum. Can Bey, bakın bu sizin sandığınız kadar kolay bir şey değil. Biz polise gitmeyeceğiz çünkü Narin geri dönmek istemiyor. Yani siz bana güvenmeyin. Sen dönmek istiyor musun? Hayır, ben de dönmek istemiyorum. Tamam. İstemiyorsan dönmezsin. Hadi gel. Bırakayım seni gideceğin yere kadar. Hadi. Hadi. Babacığım yemek de bittiğine göre artık cevap versen diyorum. Neydi? Kırılan kalbimi onarması için canı sen mi görevlendirdin? Şu an hali hazırda bir sevgilin var mı? Varsa hemen terk et. Önce Hande'ye kendine aşık edeceksin, sonra da onunla evleneceksin. Nasıl olur? Bu bir iş değil. Bu gönül meselesi. Yapmayın Kudret Bey. Beni de yakarsınız, Hande'yi de. Talimatla aşk mı olur? O zaman daha açık bir şekilde ifade edeyim. Emrediyorum. Ay. Ay kızım, görüyorsun sen bazen insanı, biliyor muydun? Vallahi zaten ben hasta bir adamım ya. Kalp var ya. Benimle niye konuşuyorsun sen? Niye gidip Can'la konuşmuyorsun? Konuştum. Sordum tabii, konuştum onunla da. Seninle ilgili değilmiş, aşkla ilgiliymiş. Ya. Daha ne istiyorsun kızım? Peki madem bunun adı aşktı. Heh. O zaman neden Efe'den önce beni sevdiğini söylemedi? Neden sen sahip olduklarınla yetinemiyorsun? Heh? Çünkü gerçekten onlara sahip değilmişim gibi hissediyorum, o yüzden. Polis, Narin, Korkmaz. Aklım başka yerde. Sen de haklısın. O zaman bir tatlı yiyip bu işi tatlıya bağlayalım diyorum. Ne dersin? Tamam. Tamam. İşler biraz karışmış olabilir. Madem dönmek istemiyorsun, artık sen de İstanbul'lusun. İstanbul'da gibi yaşamayı öğrenmen lazım. Nasıl yani? İstanbul, işler iyi gitmediğinde geri çekilip düşünmek için sana harika seçenekler sunar. Mesela Beyoğlu'ndaysan İstiklal Caddesi'nde görürsün. Kalabalığa karışır, kendinden uzaklaşırsın. Oradan Cihangir'e inersin. Cihangir'in kedileri meşhurdur. Derdi tasayı unutturur insana. Ben kedileri çok severim, biliyor musun? Ben de çok severim. Başka? Bebek var mesela. Badem ezmesi meşhurdur. Zihni açar.
başka türlü düşünmeye başlarsın. Eminönü'nde isen balık ekmek yersin. Böyle martılara bakar derin bir oh çekersin. Eyüp'te isen Pierre Loti'ye çıkar çay içersin. Huzurun ne demek olduğunu Pierre Loti'de anlarsın. Başka? Başka? Sarıyer'in böreği meşhurdur. Enerji verir. Ortaköy'ünde kumpir öyle. Peki burası neresi? Biz neredeyiz şu an? Ya da buranın nesi meşhur? Burası Kanlıca. Buranın yoğurdu meşhurdur. Adın gibi ferahlatır insanı. Buraya kadar gelip de yoğurt yemeden gidersen İstanbul'a da Kanlıca'ya da ayıp etmiş olursun. Ben kimseye ayıp etmem. Kanlıca'ya da etme o zaman. Bulut geçti, gözyaşları kaldı çimende. Güllengi şarap içilmez mi böyle günde? Seher yeni eser yıtar ettiğini gülüm. Güle baktıkça çıpını yüreği bülbülüm. Bu yıldızlı gökler ne zaman başladı dönmeye? Kimse bilmez, kimse bilmez. Bulut geçti, gözyaşları kaldı çimende. Gülengi şarap içilmez mi böyle günde? Seher ilin eser yırtar eteğini gülüm. Güle baktıkça çırpını yüreği bülbülüm. Şeytan diyor ki tut yakasından at dışarı. Kimi? Kimi olacak? Müstakbel damadımız Can Bey'i. Kendileri teşrif ettiler. Canım vasiyetle bir ilgisi yok. Boşuna kafanı meşgul etme. Sana öyle geliyor. Bence çok ilgisi var. O Adana'ya gittikten bir gün sonra babam vasiyetini yazdı. Ve kim olduğunu bilmediği bir kıza bıraktığı servet Adana'da. Sence bunların hepsi tesadüf mü? Can'ın gaz projesini bilmesine imkan yok. Aksi takdirde Kudret çoktan sondaja başlamış olurdu. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Para söz konusu olduğunda Kudret değil, adını bilmediği birine o toprakları bırakmak babasını bile tanımaz. O kime neyi bıraktığını bilmiyor. İş adamının çarptığı kız ortadan kayboldu. Bir saat önce sosyal medyaya düştü. İki gün önce Adana Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan kaçan kız. Kimdi o kız? Babanla konuş. O toprakların ne kadar değerli olduğunu anlat ona. Vasiyetten nasıl haberin oldu diye sorarsa ne cevap vereceğim peki? Ona projenden bahset. Yeni başlamış gibi ha? Hı? Arkasından iş çevirdiğimi kendi ağzımla söyleyeyim yani. Hayır, kendimi ispat etmek istedim dersi. O eskiden de anne. Yıllarca onu kendimi ispat edebilmek için çırpındım durdum. Ama artık onu alt etmek istiyorum. O senin baban. Ben o kadar emin değilim anne. Bazen gerçekten merak ediyorum. Bir baba evladına niçin bu kadar kötü davranır? Ben bu adamın oğlu muyum? Yoksa beni başkasından mı peydahladın? Yerel bir gazete. Şirketin sosyal medyası aradığı gibi haberi sildirdim. Merak etme. Duru, buraya gel. Konuşuyoruz baba.
Sana buraya gel dedim. Neyin var baba? Niye bağırıyorsun? Hiçbir şeyim yok. Zaten ben bir hiçim. Bu evde bir çay kaşığı kadar değerim yok. Ben gel dedim mi geleceksin. Abi ne yapıyorsun? Bir sorun mu var? Bir de soruyor musun? Sorun sensin. Acaba ne yaptın da Kudret Fettah seni benden daha çok sevdi? Abi senin canın sıkın herhalde. Bana abi falan deme. Baba lütfen. Bırak bu sahte kardeş pozlarını. Onun gerçek oğlu benim. Anlıyor musun? Ben. Sen sadece yetimisin. Abi sen ne diyorsun ya? Bu ev artık ikimize dar gelmeye başladı. Abi yeni mi fark ettin? Bu ev sana hep dar geliyordu. O zaman niye hala buradasın? Ha? Niye buradasın? Abi. Abi hadi tamam. Hadi abi. Hadi uzaklaştır. Abi gelir misin? Can. Öyle demek istemedi. Bencan beni mutlaka ara. Mutlaka ara diyor. Hırsızla ilgili bir şey mi acaba? Neredesin sen? Meraktan öldük. Abartma Nermin. Ben sana geliyorum diye mesaj attım. Neden geciktin bu kadar? Can evin adresini öğrenmesin de İstanbul'un bir ucuna gitmişim. Siz Can Bey'le mi görüşüyorsunuz? Sevim ona tanışmaya gittiğimde karşıma çıktı. Kötü biri değil, iyi niyetli bir adam. Ne malum? Belki adamın iyi niyeti kötü. Hoş bulduk. İnsan bir hoş geldin der. Dino böyle. Çok güzel. Sana da bir şey aldı. Nermin ablaya da. İnsan hediye alırken de verirken de böyle somurtmaz. İçeride konuşalım. Ömer. Abicim hadi odanda biraz Dino'nla oynasana. Açar mısın artık şunu? Ne oluyor? Neyin var? Çiçekleri senin için almıştım. Sinirli olması gereken sen değilsin benim. Anne benim biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var.
Nesi var bunun? Babam Can'ı kovdu. Nasıl yapar böyle bir şey ya? Hande! Babam da üzgün. Bırak biraz soğusun olay. Hande. Hande. Bırak Can da biraz yalnız kalsın. İlk defa böyle bir şey oluyor. Mihrim çok üzülmüştür. Bu ne? Telefon kartı. Polis peşimize düştü. Numaralarımızı değiştirmemiz lazım. Can Bey haklıymış. Can mı? Ne alaka? Polisler Can Bey'i aramışlar. Beni sormuşlar. Geri dönmemizi istedikleri için de bizi ikna etmesini istemişler. Can Bey, seni ikna ettim bari. Hem de nasıl? Sen başının ne kadar büyük bir belada olduğunun farkında mısın? Reşit olmayan bir kızla birlikte ortadan kayboldun. Böyle numaraları değiştirerek biz bu işten sıyrılamayız. Ben geri dönmeyeceğim. Biliyorum. Mi? Korkmazsan ne olacaksın? Bak, bu kız 4 ay sonra reşit olacak. Reşit olduktan sonra istediğini yapar. Ben de gider polise ifade veririm. Sonra? Peki sonra ne olacak Korkmaz? Bilmiyorum. Bakacağız. Korkmaz'ım. Bak senin zaten bir sabıkan varmış. Can Bey avukat. Eğer istersen ben... İstemiyorum. Ben numaramı değiştiriyorum. Sen değiştirecek misin? Bizimle misin değil misin? Bir zamanlar diye başlar kalbimize girenlerin hikayesi. Önce anadır, babadır, kardeştir onlar. Ben bir zamanlar hem anadan hem babadan mahrum, kimsesiz bir çocuktum. O kapıdan ne zaman içeri girsem, ya bana git derlerse diye yıllarca korktum. Büyüdüm, okudum, adam oldum ama hep korktum. Neden hala oya bir daha giremezsem diye korkuyorum. Neden gidecek başka bir yer bulamadım? Neden kapısını çalıp derdimi anlatacağım bir arkadaşım hiç olmadı? Neden hiç başkasını sevmedim? Yoksa beni hep sevsinler diye mi bir tek onları sevdim? Aradığınız numara kullanılmamaktadır. Ne var Hande, ne? Sen kim olduğunu zannediyorsun da Can artık git bu evden diyorsun ha? Ben öyle bir şey demedim. Bu ev ikimize de dar geliyor artık, ne demek? Ne demekse o demek. Yener, sesini yükseltme. Çekemiyorsun değil mi? Senin olması gereken her şey onun oldu çünkü. Hande uzatma sen de. Oyuncağı elinden alınmış bir çocuk gibisin. Mızmızlanıp duruyorsun. Hı hı. Senin gibi ailemizin yetimliğin nimetlerinden faydalanamıyorum çünkü. Bu çok sert oldu. Kes lan. Öyle lanlı lunlu konuşma, senin karşında 10 yaşında çocuk yok. Başar. Başar, kes sesini. Niye ben kesiyorum anneciğim sesimi? He? Yani niye bu evde bir kişinin bile benim sesimi duymaya tahammülü yok? Can kadar bile değerim yok yani şu evde. Yeter. Can, 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 can. Ne canmış bu be? Merak etme anne. Can'ı da alıp gideceğim bu evden. Otur oturduğun yerde. Anne canımı acıtıyorsun. Biz bir aileyiz. Acıtsa da kanatsa da katlanırız. Otur. Duru. Sen nereye?
canı almaya. Madem biz bir aileyiz, acıtsa da kanatsa da ona katlanacağız. Can olmadan birlikte yemek bile yiyemiyoruz. Bunu senin yapman lazımdı. Şöyle. Şöyle. Cümleten hayırlı akşamlar. Size de hanımefendi. Size de. Size de küçük hanımefendi. İnsan bir iyi akşamlar der ya. Ne haber, ne yaptınız? İyi, gezdik dolaştık. Anne bak, abim bana dino aldı. Aman da aman, pek güzelmiş. Oh, teşekkür ettin mi abine? Etti, etti anne. Yemekte ne var? Nasıl ya? Bütün gün evdeydiniz, hiçbir şey hazırlamadınız mı? Aman be Selo, uzatma işte, misafir onlar. Ben şimdi sana bir şeyler hazırlarım. Kalk oğlum, kalk. Dur. Ya da en iyisi sen çık dışarıda ye. Ha. Olur. Bana uyar. Kim? Al. Hadi bana eyvallah. İyi ki yolladım. Dalıyordum. Sakın. Şurada 2 gram huzurumuz var. Onu da içine etme. Bak. Selo iyidir aslında. Bakma böyle göründüğüne. İşinden atıldı. Morali bozuk. Toparlayamıyor. Sen nasılsın anne? Biz bir şeyler hazırlayalım. Hadi gel Nermin. Ömer. Ablacığım gel sen de bize yardım et. Bakayım Dino'na. Ne kadar büyük. Sen bana bir şey mi söyleyeceksin? Ömer'in babası kim anne? Kimse kim? Biliyor mu oğlunun böyle bir herifle beraber yaşadığını? Misafirliğini bil. Ben kalıcıyım. Sen anneni bu kadar sever miydin? Ömer için kalacağım. Kızlar? Onlar da kalacak. Bakıyorum bizden fazla da uzaklaşamamışsın. Aile olmak böyle bir şeydir. Acıtsa da kanatsa da katlanırsın. Babaannemin de kurduğu cümle aynen bu. Gördün mü? Sen de bizden birisin. Dönelim mi? Dönelim dönmesine de. Artık o evde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Doğru. Olmayacak. Çünkü sen bu ailenin yeni patronusun. Herkes sana karşı çıkacak. Herkes sana düşman olacak. Tabii ben hariç. Emin misin? Pek değilim ama sana da kıyamam. Ne olursa olsun biz bir aileyiz. Öyle değil mi? Hadi gel, evimize dönelim.
Can. Sence de biraz konuşmamız gerekmiyor mu? Benim çıkmam lazım. Neden gelmedin dün gelinlik provasına? Gerçekten işim vardı. Bu mu yani? Bu kadar basit mi? Ya Can, alt tarafı eve gelecektin. Ya konuşsana, bir şey söylesene, ne bileyim, yalan söyle, gönlümü al ya. Bak, akşam konuşalım, olur mu? Hem belki kendimi sana affettirebilecek bir sürprizim olabilir. Büyük bir sürpriz olsun ama. Yani ayaklarım yerden kessin. Yoksa aşağısı seni kurtarmaz. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Ya bu kızların başına bir şey gelmiş olmasın, ben çok merak ediyorum. Ay ablacığım, ne gelecek Allah aşkına, hemen evham yapma. Belli ki polis arıyor diye numaralarını değiştirmişler. Ama bak ben sana söyleyeyim, bunlar dönmekten vazgeçmiş gibiler ha. Ay yok, olmaz öyle şey, olur mu? Bak Ferah gelirse ne olur, ne yap ne et, onu ikna et. Alsın kızı da gelsin buraya, kurban olayım ya. Tamam, tamam söylerim. Hele bir çıksın da ortaya. Ya bak bir şey söyleyeyim, ben sana, bu müdür boş durmuyor. Dün nüfus idaresine gitti, bugün de böyle bir paket verdi kargoya. Ya niye bu işin üstünde bu kadar duruyor, anlayamadım ben ya bunu. Niye olacak? Almıştır paranın kokusunu. Fettalar her şeyi parayla hallederler ama bunu halledemeyecekler. Ablacığım ben seni arayacağım, tamam mı? Bir müşteri geldi. Tamam, tamam, görüşürüz yavrum, tamam. Tamam, görüşürüz. Hoş geldiniz Can Bey. Hoş bulduk. Sevim Hanım, aslında ben Ferah'a sormaya gelmiştim. Sizde yeni numarası var mı? Yok bende numarası. Zaten o bir gelip gitmişti. Siz nereden tanışıyorsunuz Ferah'la? Karışık bir hikaye. Olur da gelirse beni aramasını söyler misiniz? Tabii, tabii söylerim. Ama çok önemli. Eğer önemli bir şeyse ben teyzesini arayayım, bilgilendireyim. Yok. Siz beni aramasını söyleyin. Bu arada siz Ferah'la nereden tanışıyorsunuz? Biz tanışmıyoruz. Yani yeni tanıştık biz. Bir ahbabım aramıştı, bu teyzesi dediğim. Hani buraya gelecek ya, belki bir şeye ihtiyacı olursa falan diye benden bir ricada bulmuştu da. Anlıyorum. Kolay gelsin. Ay bu beni mi yokluyor ne? Kim biliyor yoksa bu? Ya sen kafayı mı yedin? Aranır mı numaradan Ali anne? İlk işi numaranı polise vermek olur. Sen ne yapıyorsun ya? Ver şu telefonu. Ya Ali anne niye böyle bir şey yapsın? Niye böyle bir şey yapsın? Niye olacak? İkimizin iyiliği için. Ne yap ne et, Narin geri getir diye yollamadım seni İstanbul'a. Yolladı. Ben ne yaptım? Uyumadım. Burada kaldım. Telefon numaramı değiştirdim ben polis kaldığımız yeri bulmasın diye. Ve bütün bu olanlardan Ali annenin haberi olması lazım. Anlıyor musun sen beni? Şimdi değil. Biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz ya? Ne mi yapıyoruz? Kararlarımızı kendimiz veriyoruz. Kimse bize karışmıyor. Ya sen değil miydin kapıdan çıktıktan sonra nefes almaya başladım diyen? Ver şunu. Narin ver şunu bak. Ben çıkıyorum. Nereye gidiyorsun? Annesi oğluna iş bulacak. Siz de Ömer'le ilgilenin. Selo gitti. Onu kafanıza takmayın. Ha, istiyorsanız siz de gelin. Değişiklik olsun. Yok yok, git sen. Korkmaz. Çok geç kalma bak, olur mu? Hadi görüşürüz.
Bana bak. Ha. Hangisi seninki? Büyük olan mı, küçük olan mı? Ne diyor anne? İkisi de güzel. Ama sen büyük olana bakıyordun, ben anladım onu. Annen ne ara gördüm, ne zaman anladım. Sen nasıl bir kadınsın ya? Kardeşim onlar benim. Hadi lan, ben anayım, bilirim. Ana. Çocuğunu kapının önünde bırakıp giden ana. O bir gençlik hatasıydı, yüzüme vurup durmasana. Hadi yürü, yürü, yürü. Yürü. Kahve içer misin? Yok. Teşekkür ederim. Olay büyürse büyük zarar görürüz. Bu olayı çözmeden holdingdeki değişimi basınla paylaşmayalım. Hatta o değişimi hiç başlatmayalım. O kadar da değil. Yok yok, öyle olsun. Tamam mı? Bitti mi? Bitmedi. Şimdi ben sana soracağım, sen cevaplayacaksın. Bir sakinleş, otur, derin nefes al. Yok, ben böyle iyiyim. Ne dedi Ali anne? Ağzına geleni saydı. Gazetede haber çıkmış, senin de fotoğrafın var. Bizim rezil olduğumuz yetmiyormuş gibi Can Bey'i de habere ortak etmişler. Can da rezil olmuş. Ne yapayım ya, ne oldu bitti. Üzgünüm, tamam özür dilerim. Hatta ara Can Bey'i konuşayım istiyorsan. Benim karnım acıktı. Ömer, ablacığım. Birazdan gidip yemek yiyeceğiz. Ama ondan önce benim bir telefon konuşması yapmam lazım, tamam mı? Tamam. Aferin sana, çak bakalım. Of be! Şimdi bu kıza nasıl çarptın, anlat bakalım. Duru, kaç kere söyledim. Kıza çarpmadım. Kız birden benim önüme çıktı. Frene bastım, araba durdu, ben kıza değmedim bile. Kız panikten yere düşmüştü sadece. Rapor var mı? Yok. Neden yok? Çünkü kız kaçtı. Hastaneye gidemedik. Neden kaçtı? Nereden bileyim? İşin bu tarafı beni hiç ilgilendirmiyor. Zaten polis de kızlara ulaşmak için benden yardım istedi. Niye yardım etmedin? Yeter. Bana polis bu kadar çok soru sormadı ya. Soracaklar. O kızları bulup polise teslim etmezsen soracaklar. Can. Ben bu holdingin saygınlığını düşünüyorum. Sizi Ferah Feza adında biri aradı. İşte bu. Oh be. O kadar büyütecek bir şey yokmuş yani. Bu cep telefon numarası değil. Ne dedi? Hiçbir şey söylemedi. Bir notu var mı diye sorunca da kapattı. Aramaya kapalı. Telefon kulübesinden aramış. Başka arayan var mı? Var. Bir de Selman Kaya adında biri aradı. Ben toplantıdayken ne kadar önemli şeyler olmuş ya. Ne dedi? Dün size bir kargo göndermiş. Alıp almadığınızı sordu. Geldi mi peki? Geldi burada. Ayhan Hanım, sizden bir ricam olacak. Buyurun Can Bey. Selman Kaya adının Duru'nun kulağına gitmesini istemiyorum. Merak etmeyin. Size güveniyorum. Ama Duru'ya güvenmiyorum. Lütfen dikkatli olun. Ne bu paketten ne de Selman Kaya adından Duru'nun haberi olmasın. Hiç şüpheniz olmasın. Teşekkür ederim. Rica ederim. Neden telefonlarımı açmıyorsun? Kocanla birlikte olduğum için olabilir mi sence? Kalp krizi geçirdiğinden beri hep yanındayım zaten. Bak benim de bir kızım var. Ve ilgilenemiyorum. Müsaaden mi? Yok öyle şey. Senin işin bu. Benim dediklerimi yapacaksın. Anne geliyor musun? Geliyorum anneciğim, bir saniye. Yaptım ya. Daha ne istiyorsun? En son getirdiğin bilginin ne kadar önemli olduğunu söyleyen sendin. Yetmez. O kızın kim olduğunu öğreneceksin.
Hangi kız? Can'ın Adana'da aradığı kız. Şimdi Can'la birlikte olmamı mı istiyorsun? Ay yok artık, daha neler. Bilmiyorum, farkında mısın ama biz Kudret'le birbirimizi seviyoruz. Ay aman ne iyi. Bana o kızla ilgili bilgi getireceksin. Nasıl? İstersen gideyim Kudret'e sorayım. Aradığınız kız kim diye. Ya da gideyim Can'a sorayım. Hı? Can o kızı bulduğunda ilk Kudret'in haberi olacak. Ve Kudret de pijamalarını giyince çenesi gevşer. İğrençsin. Herkes kadar. Ama senin kadar değil. Dediklerimi yap, yoksa ipliğini pazara çıkarırım. E madem birbirinizi seviyorsunuz, sevenlere engel olmayalım o zaman, ha? Önce Hande'ye kendini aşık edeceksin, sonra da onunla evleneceksin. Yapmayın Kudret Bey. Beni de yakarsınız Hande'yi de. Bulut geçti, gözyaşları kaldı çimende. Gül rengi şarap içilmez mi böyle gün? Seher yeni, eser yutar etti yeni gülüm. Güle baktıkça çırpını yüreği bürürüm. Bu yıldızlı gökler ne zaman başladı dönmeye? Kimse bilmez, kimse bilmez. Gözyaşları kaldı çimende. Gül rengi şarap içilmez mi böyle günden? Seher yeni eser yırtar eteğini gülüm. Güle baktıkça çırpını yüreği bülbül. Yapmayın Kudret Bey. Bu bir iş değil. Bu gönül meselesi. Talimatla aşk mı olur? Bulut geçti, gözyaşları kaldı çimende. Gül rengi şarap içilmez mi böyle gün? Seher yeni eser yutar eteğini gülüm. Güle baktıkça çırpını yüreği bülbülüm. Bu yıldızlı gökler ne zaman başladı dönmeye? Kimse bilmez, kimse bilmez. Thank you.
Efendim? Alo? Efendim, buyurun. Can Bey? Bera? Evet, benim. Aramana çok sevindim. Merak etmiştim seni. İyi ki aradın. Bütün gün aklımdaydın. Numaranı niye değiştirdin? Şey için aradım ben sizi. Ne için? Yoksa unuttun mu ne için aradın? Yok, unutmadım. Unutmadım, özür dilemek için aradım. Adanındaki yerel bir gazetede haberimiz çıkmış. Maalesef haberde sizin de adınız var. Özür dileriz. Biliyorum. Artık bu konuyu tatlıya bağlasak hiç fena olmayacak ha? Ne dersin? Bence de. O zaman bana yeni numaranı vermekle başlayabiliriz. Söz polise vermeyeceğim. Numaramı polise vermeyecekse niye istiyor ki? Söz. Söz Ferah. Ben ne yapıyorum ya? O kadar gezdirdim seni. Gömlek de aldım. Bu ne surat? Ne sandın ya? Eski sevgilinden iş isteyeceğim. Ne yapayım? Göbek mi atayım? Ya kimleri görüyorum, kimleri? Ben ne sevap işledim de sen benim kapımı çaldın. Ha neredesin be adam? Ağaç olduk burada. İnan ki uçak biletini yaktım geldim. Memleket anamı ziyarete gidiyordum. Gönül Hanım, görselinizden hiçbir şey kaybetmiyorsunuz. Ya bu neyin dekoru Cafi? Beceremiyorsun bunları ha. Ya kendin ol, olduğun gibi görün. Ne yapak anam babam? Ver o zaman elini öpeyim. Ya alemsin Cafi. Oğlum korkmaz. Korkmaz? Korkmaz sen misin? Bana baba demeni o kadar çok istedim ki. Hiç girmeyelim o mevzulara Cafi. Bu kadın var ya bu kadın. Senin için çok ağladı. Ben de ağladım. Cafi uzatma. Hoş geldiniz. Canım kızım bir bak buraya. Tatlı kek börek. Bir şeyler ye. Çay yeter. Künefe. Sen getir kızım ortaya bir şeyler. Hadi bak. Narinim. Geciktin. Dolaştım birazcık. Kafam o kadar karışık ki. Uf. Sen niye dışarıdasın? Selo geldi. Bir şey mi oldu? Yok, geldi direkt çıktım ben de. İyi yaptın. Ferah bu adam çok acayip bakıyor. Farkındayım. Ama burada çok kalmayacağız. Aa Narin, Dino gelmiş. Dino gelmiş. Kır. Nerede senin Dino? İçeride. Dino nasıl ses çıkartıyor? Yok öyle hiç. Kapatalım da üşüme ya. Of. Kız
nasıl yapıyor bir daha göster bakayım. Gırgır yapıyor değil mi? İyi gördüm seni, iyi. İyiyim. Oğlum geldi ya, artık daha iyi. Bundan sonra ana oğlu hep beraberiz. Güzel. Gönül, sen beni WhatsApp'ta neden engelledin, neden? Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Yani neyse, uzatmayalım. Korkmaz'a iş lazım. Gönül, Halim'im, biliyor musun bizim kedi var ya, Binnaz. Sen gittikten sonra o da terk etti beni. Biliyorum, yazmıştım bunları Cafi'ye. Ya 3 ay öncenin meselesi Cafi bunlar. Neyse, sen şimdi Korkmaz'a iş veriyor musun, vermiyor musun? Ya ne demek, başımla beraber. İyi, harika. Siz konuşun, anlaşın. Ben kaçtım. Gönül, Halim'im. Biliyor musun, ben psikolojikman hala nakavtım. Sorun bende değil, sendeymiş. Ah canım, sen bunu yeni mi anladın? Hadi eyvallah. Ya bir WhatsApp'ını açsaydın, WhatsApp. Kusuruma bakma. Dükkan senin, ne iş istersen onu yap. Ben valilik yaparım. Güvenlik de olur. Olur. Biliyor musun, annene düğünde takacağım bilezikleri bile almıştım. Benim hiçbir suçum günahım yok, biliyor musun? Hep o Selo yüzünden. Allah bin bela bereket et Selo. Çocuk esirgeme kurumundan. 97 yılına ait arşiv kayıtlarında herhangi bir kız çocuğu kaydı yoktu. Bunlar bir sonraki yıla ait kız çocuklarının kayıtları. Bunlardan herhangi birinin bana benzeyebileceğini düşünerek mi yaptın bu çalışmayı? Hayır. Hiç öyle düşünmedim. Düşünme zaten. Öyle bir şey olmuş olsaydı bugüne kadar kalır mıydı bu iş sence? Nüfusa geç yazılmış olabilirler diye düşünerek böyle bir çalışma yaptırmıştım. Ya erken yazdırdılarsa? Öyle bir şey mümkün değil. Peki ya Mehmet Ocak bebeği başka bir kuruma naklettirdiyse? Bu olabilir. Can ya, niye yoruyorsun kendini bu kadar? Ben sana söyledim mi, o polisin karısının önüne biraz para at. Korkut, tehdit et. Ben kimseyi tehdit etmem. Gözü yaşlı bir kadını tehdit edenin de karşısına dikilirim. Zaten sen yapmayacaktın ki. Kuyu bir işe karıştırmayacağız. O bebeği neden arıyorsunuz? Nasıl istersen öyle olsun. Kuyu bu işte olmayacak. Peki. Hande'yi üzme. Onu mutlu etmeye çalış. Bu gece ona evlilik teklif edeceğim. Sana çok teşekkür ederim. Ne için bu teşekkür? Bilmem. Sözünde durduğun içindir. Ben verdiğim sözleri hep tutarım. Aradığınız o kızı da bulacağım. Tamam. İyi akşamlar. Sana da baba. Bu çocuk da beni sevemedi, gitti be baba. Allah Allah. Niye sevmiyorlar? Ya ben bile bazen seni görmek istemiyorum. Kim sana dedi git Selin'i takip et diye? Etmedi demedim baba. Keşke deseydin. Ya hayatımdaki tek güzel şeydi.
Yener. İstemeden kalbini kırdım. Bana hala kızgınsın değil mi? Oğlum bir şey söylesene. Sana tokat attığım için pişmanım diyorum. Peki burada ne arıyoruz o zaman? Bari onu söyle. Merhaba arkadaşlar. Kim bu insanlar? Biz neden buradayız? Buradayız çünkü seninki beni şirkete sokmuyor. Bu insanlar dediklerim de ekibim. Seni onlarla tanıştırayım. Kız hanım, burada gelecekten söz ediyoruz. Geleceğin enerji kaynağından. Ve bu rezervin önemli hatlarından biri sahip olduğunuz topraklardan geçiyor. Bu kadar yolu tek bir şey söylemek için geldim. Nedir o? Fırsatlar rezerv edilemez. Artık harekete geçin. Çünkü sizi bekleyen çok uzun bir yol var. Peki Belkıs, düş artık kocamın yakasından ve kadın demek için gittim ben oraya derse ne olacak? Hey, buna Selin cevap versin. Sen ona sor baba, cevabını o versin. Vallahi ben Belkıs Hanım'ın emrinde çalışıyorum derse ne olacak? Yazık oldu. Ya vallahi yazık oldu. Ha? Ama hani Belkıs şu 40 yıllık evliliği boyunca ilk defa doğru bir hareket çekti yani. Sanki cana verdiğimiz artan haberi var gibi. Selin'i dışarı çıkarmıştık. Olamaz. Hatta içimden bir ses sanki daha fazlası da olabilir. Hatta daha var. Ne yapalım? İyi değilim. Vallahi hiç iyi değilim ya. Bu olanların peşine düşemeyecek kadar mecalim yok ya. Sen söyle ben hallederim. Sülüf dökülmüş yüze aman. Kaşlar yakışmış göze aman. Baba, bölüyorum ama mesaj alamadım. Düştü kirveye, düştü. Öyle bir düştü ki bu çukura düşen artık kazmayı elinden bırakmalı diyorum. O sandım bu canım bana. Güle güle. Ben de öyle. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Niye topladın bütün bu insanları? Ne gerek vardı bunlara? Benim gibi bir adam annesinden tokat yiyorsa hala çocuk muamelesi görüyor, ciddiye alınmıyor demektir. Peder Bey'in neyi, kime miras bıraktığını gör istedim. Benim o kapısından içeri giremediğim Fetta Holding var ya, burada konuşulanlar hayata geçtiği zaman oranın manifaturacıdan farkı kalmayacak. Bak, baban bugün bu toplantıda olsaydı seninle gurur duyardı. Artık çok geç anne. Sakın babamı vasiyetini değiştirmek için ikna etmeye uğraşma. Çünkü artık ikna edilmesi gereken benim, o değil. Bu işin pederle bir ilgisi yok. Bu konu benimle o toprakların yeni sahibi arasında. O kızı bulacağım. Ve ortadan kaldıracağım. Sakin ol. Olmayacağım. Olacaksın. Bırak olacağım bulsun. Yeter ki o bulduğu anda biz de orada olalım. Sonra ne olacak? Can ne olacak? Söyleyeyim sana olacağı. Canı da ortadan kaldırmamız gerekecek. Hayır, böyle bir şey yapmayacaksın.
Yapmamız gerekecek anne. Can her şeyi biliyor. Ya araban lazım, anahtarı versene. Niye? Kızım patlattım ya ben benim arabayı. Perte çıktı. Babam daha bir şey söylemedi. Ayrıca senin araban daha güzel. Ver de cemiyet hayatında iki havamız olsun. İyi tamam, kapıdan çıkarken alırsın anahtarı. Ama önce bana yardım etmen lazım. Hayırdır? Bir davete falan mı katılıyorsun? Vallahi içimden biz bu akşam çok güzel görünmelisin diyor. Can bana evlenme teklif edecek bence. Yani tabii o gelinlik krizinden sonra da ancak böyle büyük bir sürpriz toplayabilirdi. O sana teklif etmemiş miydi ya? Ediyordu. Ben engel oldum. Ya Hande'cim sen ne garip bir kadınsın ya. İnsan sevdiği adamın evlilik teklif etmesine mani olur mu? Yani zaten önceden bir kere bir evlilik teklifi almıştım. Büyüsü bozulmuştu. E yani şimdi bu seferki başka diyorsun. Yani çok merak ediyorum nasıl evlilik teklif edecek. Çok güzel olmuşsun. Ya sen de bir tanesin. Haydi öyle öyle. Hadi git, ne yapıyorsan yap. Alo Özge. Can'ın sildiğimiz haberini Hande'ye mail at. Hemen şimdi. Evlilik teklifi ha? Nereye? İşe. Biliyorsun benim mesai bu saatlerde başlıyor. Partilemeye gidiyorum, sana da gel diyeceğim ama şimdi önemli bir işim vardır muhakkak bu gece. Benim işlerim bitmez. Senin de bir tane olsa fena olmaz. Şirkete gel bir ara, konuşalım. Sağ ol Can'cığım be. Ben böyle mutluyum. Hadi iyi geceler. İyi eğlenceler. Bakıyorsun. Büyük sürprizin bu muydu? Değildi ama. Hayatında bir kere de başına gelen bir şeyi ilk ben duyayım ya. Bana Adana'ya iş için gittiğini söylemişti. Evet, iş içindi. Kim bu kız? Ha? Adana'da bir kıza çarptığını söylemedin sen bana. Neden önce Duru'nun haberi oluyor da benim şimdi haberim oluyor bundan? Dün abin, bugün de sen. Ne oldu da bu evde insanlar bana bağırmaya başladı? Abimi bilmem ama ben neden sesimi yükselttiğimi çok iyi biliyorum. Çünkü senin sesin çıkmıyor. Seni üzmek istememiş olamaz mıyım? Ya beni üz ya. Beni üz Can ya, üz beni. Unut Kudret Fettah'ın kızı olduğumu ya. Ben senin sevgilinim. Bazen gerçekten beni üzmemek için benimle birlikteymişsin gibi hissediyorum. Hayır öyle değil bile diyemiyorsun. Hande. 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 Hande açar mısın kapıyı? Hande. Hande açar mısın şu kapıyı? Hande.
Senin iyiliğin için yaptım. Sen Hande'yi hiç sevmedin ki. Hande için en doğrusu seninle evlenmek olabilir belki. Ama senin için bu çok büyük bir yanlış olacak. Hadi ne duruyorsun? Hadi git yap evlilik teklifini. Madem seviyorsun. Canın anahtarını ver bana. Hande. Hande. Hande, dur biraz konuşalım. Bak. Konuşmak için çok yanlış bir zaman Can. Bence ikimiz de biraz sessiz kalsak daha iyi olacak. Peki. Nasıl istersen. Durun anahtarını verin bana. Efendim araç otoparkta. Söyle canım. Alo Başar neredesin? Sahile indim ***layım. Tamam bir yere ayrılma ben geliyorum. Gelmeyin. Efe burada. Ya ne tesadüf. Ya gelmeyin tatsızlık çıkmasın. Ben yalnız geliyorum. Ne oldu evlilik teklifi falan edecekti bu çocuk sana? Anlatırım. İyi hadi. Şimdi şımarıklık sırası bende aşkım. Efendim Başar. İçeride buna ihtiyacın olmayacak. Başar aradı değil mi? Sana iyi eğlenceler. Nasıl ya? Sen gelmeyecek misin? Konuşmak için çok yanlış bir zaman olduğunu söylemiştin. İçeride Efe'nin olduğunu bile bile... beni yalnız mı bırakacaksın? Sana güveniyorum. Thank you.
Ya arkadaşlar, insan bir sevinir, bir şeyler. Kolay mı iş bulmak? Hayırlı olsun dedik ya. Ha, hayırlı olsun yani, bu mu? Arkadaşlar, biraz yüzünüz gülsün ya. Her şey çok güzel olacak diyorum. Hı? Korkmaz. Her şey bizim hayatımızda nasıl çok güzel olabiliyor, ben çok merak ediyorum. Ya sen farkında mısın, bizim peşimizde polis var. Hem sen yokken biz bu eve girmeye korkuyoruz. Narin, bırak. Selo bir şey mi dedi size? Yok, bir şey demedi. Yüz yüze gelmiyoruz ki zaten. Korkmaz, biz bu evde kalamayız. Bu evde kalacağımızı kim söyledi? Sen değil Korkmaz. Biz kalamayız. Zaten burası senin evin. Ne oluyor anlamıyorum ya. Ne yapacaksın? Sen o küçük çocuğu bu evde yalnız mı bırakacaksın? Sen benim çocuğumu nasıl el kaldırırsın? Lan bana bir rahat dursun. Zaten canım sıkkın. Senin canını lan ben. Bak bir daha görürsem. Kes lan. Sakın sakın sakın. Tamam tamam. Bak polis zaten bizim peşimizde. Sakın olay yaratma burada, olur mu? Abi, Selo kafama vurdu. Çok acıdı. Gel bakalım sen benimle. Sen de bir oyun oynaya. Geçecek. Hepsi geçecek. Tamam, ben bir hava alacağım. Hava almaya çıkacağım. Hava alacağım. İyi misin abla? Değilim. Adam abilik yapmaya çalışıyor, beceremiyor. Babalık yapmaya çalışıyor, onu hiç beceremiyor. Kaba saba davrandı çocuğa, asabım bozuldu. Abla, sen Ömer'e analık yaparsan onun ne babalık ne de abilik yapmasına gerek kalmaz. İstersen dozunda bırak. Daha kötü yok, boşa kasmadan in bura en son durak. Ya da dostunu bil, günden güne yalnız kalma. Göz göre göre yok yere, yalana dolana bağışıklaşma. Damarını kesseler ardına bakma. Tüm güçleri yarına sakla. Hak etmeyeni bağrına basma. Mücadeleni kur ve de gör nasıl hepsi de ortada bağırışacaklar. Sen ses kısmadıkça bunlar topyekün hep seni boğmaya kalkışacak. Yüreğimin ortası düştü dara, derinden açıldı yara. Güneşimin ortası tutuldu aya, karardı içim benim baya. Derdime derman aramayı bıraktımışım söndüğümde. Kendime söz verdim, yok umudu bağlı. Ne haber Selo? Abin yaşında tamam lan. Utanmıyor musun Selo demeye? Yapayım be moruk. Canım sıkkın, tersoya bağladım. Şu benim emaneti bir okutayım diyorum. Var mı senin tanıdığın bildiğin biri? Ne emaneti lan? Sen ayıkmadın. Ben seni ayıktırayım. Bak Selo. Ömer'in kimin oğlu olduğunu bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Benim artık bir kardeşim var. O çocuğa bir daha dokunduğunu görürsem ya da duyarsam seni delik deşik ederim. Tamam, okey. Şimdi Ömer'e gidip küçük bir hediye alıyorsun. Sonra da özür diliyorsun. Tamam mı? Ha bir de Selo, bundan sonra eve alkolü bir şey girmeyecek. Geceleri dişlerini fırçalayacaksın. Sabahları da tıraş olacaksın. Evde kadın var, çocuk var. Dikkat etmek lazım değil mi Selo? Ama sana söz. Dikkat edeceğim. Söz.
Hadi şimdikine. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Yener, ne oldu oğlum? Aradığımız kızı bulduk. Vallahi bu cana bir haller oldu. Bir gün önce yönetim kurulu başkanı seçiyoruz. Bir gün sonra gazetelere manşet oluyor. Hayır, niye benim adımı kullanıyorsun ya? Bak, koskoca yazdırmışlar. Fetalların yenisiyorsun. Bu aradığımız kız gazetedeki kız olmasın baba? Ne bileyim ki ya. Beyefendi ağzını açmıyor ki. Vallahi böyle olmaz ya. Hayır, ne zannediyor bu? Yani kızı ortadan kaldıracağımı falan mı düşünüyor acaba? Ya kızın hakkını kıza vereceğim. Yok yok girme. Vallahi bu iş böyle olmaz ya. Vallahi sen devreye gir ya. Emrin olur baba. Efendim, kontrol vaktimiz geldi. Geliyorum. Duydun mu Kira? Kontrol vakti. Biz de kontrollerimizi yapalım. Ara Selin'i, Marina'dan alırsın. Ne bakıyorsun? Var herhalde bir bildiğimiz yani. Bu kız Reşit değilmiş, 17 yaşında. Bizim aradığımız kız 97'li. Ne değilse? Seninki ismini bile bilmediği bir kızın yaşından nasıl bu kadar emin olabiliyor? Madem bu kız Can'ın aradığı kız, o zaman niye kaçıyor? Bilmem. Haberde çocuk esirgeme kurumundan da bahsediyor. Buna ne diyorsun? Bizim bu kızı arayıp bulacak birine ihtiyacımız var. Nihayet. Bravo anne, bravo. Sonunda dediğime geldin. Ama bu işi çok fazla uzatmayalım, hafiyecilik oynamayalım. Direkt bitirelim. Ay, boş boş konuşup benim canımı sıkma Allah aşkına. Bitireceğiz. Ama benim yöntemimle. Can. Bu ne? Niye benim haberim olmuyor? Yani söyleseydi ben bu yazıyı çıkarttırmazdım. Bak. Başın sıkışınca bana gel. Çekinme. Efendim Duru. Acele etsen iyi olur. Seni burada bir polis memuru bekliyor. Ben bu kadarını beklemiyordum. Çok güzelmiş burası. Cefi abi çok zengin bir adam olmalı. Yok ya. Buranın müdürü. Sen ne diyorsun? Güzel güzel. Çok güzel. Nerdin'im gel. Otur sen buraya.
Korkmaz, sen de bana bir lavaboyu göstersene. Tamam. Geliyorum ben. Ne yaptın sanıyorsun sen? Ne oluyor ya? Ne yapmışım? Korkmaz. Sabah Sela'ya bıçak çektiğin, üstüne bir de atar gider yaptığını hepimiz gördük. Ha. Ne yapsaydım kızım? Hı? Adam kardeşimi dövüyor. Kardeşimi döven şerefsiz annemi de dövüyordur. Ne yapsaydım? Uyarmasa mıydım? Zaten bugün yarın gider. Büyütme. Hayır. Biz gideceğiz. Ben dün Gül'ün ablayla konuştum. Mahalleden ev bakacağız. Hem bize hem Ömer'e abilik yaparsın. Olmaz mı? Uyar valla. İyi düşünmüşsün. Evet ama sen de bu işi mahvetme, olur mu? Bak, bizim bu işe ihtiyacımız var. Hem ben bugün Sevim Hanım'la görüşeceğim. Çok güzel bir hayatımız olacak. Tamam mı? Tamam. Hadi gidelim bari. Teşrifinizi neye borçluyuz? Ya Korkmaz'dan da kızlardan da haber yok. Numaralarını değiştirmiş olmalılar. Ha. Ercan Bey, siz buraya sesli düşünmeye mi geldiniz? Ercan, sadece Ercan. Şu Bey'i falan atalım artık ya. Ercan Bey, sizi anlıyorum. Güzel bir balık yakaladınız. Fetta Holding, genç iş adamı, kaybolan kızlar falan. Elinize sağlık. Haberi yaptırıp beni afişe de etmişsiniz. Ama Nari'ni yanlış yerde arıyorsunuz. Bu kadar azar işiteceğimi bilseydim sizi arayıp Ferhan yeni numarasını sorardım. Ben de yok derdim. Siz avukatsınız. Adalete yardımcı olursunuz diye düşündüm. Seve seve. Hatta benden size bir avukat tavsiyesi. Bulanık suda balık aramayın bence. Var mı başka bir şey? Yok. Bir sürü iş çıktı işte. Sinyallere bakacağız şimdi. En son kim aramışlar? Mobeseler nereye gitmişler falan. Eyvallah. Bu hiç iyi olmadı. Gel Ercan, gel. Dediğinizi yaptım savcım. Can Yiğit'le görüştüm. Güzel. Bozabildi mi psikolojisini? Bozdum bozmasını da adamın bir suçu günahı yok. Ya sen öyle zannet. Kudret Fettah'a dokunan herkes suça bir şekilde bulaşır. Savcım yanlış anlamayın ama biz neyin peşindeyiz? Kudret Fettah'ın peşindeyiz. Neye istinaden? Bir bildiğiniz varsa benimle paylaşın, ben de ona göre çalışayım. O kadar çok şey var ki. Hangi birini anlatayım sana? Hangisi işimize yarayacaksa onu anlatın yeter. 30 yıldır her dosyası kapandı bu Kudret Fettah'ın. Ama benimle olan dosyası kapanmadı. Bu işine yarar herhalde. Anladım efendim. Bir açıklarını bulacağız. Bulacağız Ercan. Bulacağız. Asıl Kudret Fettah aradığında hiç iyi olmayacak. Sabah aradı. Gazeteyi okumuş, ağzına geleni söyleyip kapattı. Bakalım Hande ne diyecek? Ne oldu senin evlilik teklifi? Sırası mı şimdi bunun? Ne var canım, bir şey söylesen. Teklif ettin mi, etmedin mi? Duru, bazen beni çok boğuyorsun biliyor musun? Ara Hande'ye sor.
Belki ben senden duymak istiyorum. Çok işim var. Çıkar mısın lütfen? Pazarlamayı bile beceremiyorsun. Daha kararlı olmalısın. Korkmaz mı arıyor? Yok, korkmaz değil. Yeni telefon numaran başka kimse de yok ki. Sakin ol Nerin. Yanlış numaradır. Polis senin telefon numaranı bulmuş olmasın? Polis değil. Can arıyor. Ben numaramı Can'a vermiştim. Eşim de mesaj çekiyor. Ne diyor? Acil görüşmemiz lazımmış. Size kötü bir haberim var. Baksana şu telefona. Afiyet olsun efendim. Sağ ol. Söyle Sevim. Abla haberler kötü vallahi. Bizimkiler Ulusal Gazete'ye çıktılar. Abim kusurdu. Sen merak etme. Bir tek Nari'nin fotoğrafı var. Ferhangi yok. Aradılar mı seni? Aradılar. Aradılar da gelmeyeceklermiş. Burada da polis beni rahat bırakmıyor. Sen ver şu Ferhan numarasını da ben bir arayayım. Bende numara yok. Dışarıdan kulübeden aradılar. Allah Allah, ne yapmaya çalışıyor bu kız ya? Bak bu müdür hiç boş durmuyor. Bizim Ferhan dönem arkadaşlarından Özlem diye bir kız vardı, onu buldu. Ya çok karıştırıyor bu işi bu. Sen merak etme Ali ablacığım, hiçbir şey bulamazlar. Yalnız Ferhan seni ararsa bana yolla mutlaka, tamam mı? Tamam, dönerim kızım. Gel. Çıkalım mı? Sen arabayı hazırla, geliyorum. Tamam. Hallettin mi? Sen istersin de ben halletmez miyim? Sağ ol Tara. Be kız, eminsin değil mi? Sonuçta bu adam bir kiralık katil. Bu tip adamları yönetmesi zordur. Evet, eminim. Eminim. Bu iyiliğini unutmayacağım. Teşekkür ederim.
Adana, Kaza, Ferah, Narin. Ayıktın. Nasıl unuturum, korkmaz. Ferah içeride. 10 dakikan var. Ne konuşuyorsan konuş. Sonra görmedin, duymadın, bilmiyorsun. Bir şey unutmadın mı? Kolay gelsin. Sen bir heyecanlandın sanki ha. Yok canım, saçmalama ya. Niye heyecanlanacağım ya? Heyecanlanınca kulaklarım kızarıyor. Narin. Gel bakayım, gel. Oo, ateş gibi yanıyor. Narin. Aa, geliyor koruyucu meleğimiz. Selam. Ferah selam diyor. Tamam Nerim. Selam. Selam. Ya uyanamadı da daha. Siz oturun. Kahve için ben garsonu çağırayım. Nerincim, senin Can Bey'e bir şey söylemen gerekiyordu hani. Özür dilerim gibi gibi bir şey. Ha evet. Böyle olsun istemezdim. Herkesin başını yaktım. Özür dilerim. Durum o kadar kötü değil. Duymadın mı? Durum o kadar kötü değil dedim. Siz öyle diyorsanız değildir zaten. Sizli bizli konuşmayı bırakalım artık Ferah. Komik oluyor. Olsun. Yani komik olsun. Zaten hayatımızda yeterince dram var. Ama sen yine de Can de bana. Resmiyete gerek yok. Fazla kalmayacağım. Aramana şaşırdım. Benden nefret ettiğini sanıyordum. Ediyorum. Ama eğer senden daha fazla nefret etmemi istemiyorsan bana bir sebep daha verme. Teşekkürler. Can Bey, sizin bir şey bilmeniz gerekiyor. Bizim avukata verecek hiç paramız yok. Hani sizde bizde olmayacaktık? Tamam. Can Durun, bildiğin gibi bizim paramız yok. Şöyle yapalım. Bizim sana borcumuz olsun. Biz paramız olunca sana öderiz. Tamam. Merak etme. Ben zaten yardımcı olacağım size. Teşekkür ederim. Şimdi bizim ne yapmamız gerekiyor? Bak, yapmamız gereken tek bir şey var. Polise gidip her şeyi anlatacağız. Böyleyken böyle oldu diyeceğiz. Ama Narin geri dönmek istemiyor. Tamam, dönmesin. Ben hallederim. İstiyorsan şimdi Selman Bey'i arayıp Narin bir süre gelmeyecek diyebilirim. Nasıl yani? Tabii ki de bu kadar kolay değil. Yani bu işin bir sürü prosedürü var. Ama halledebilirim. Ama önce polise gidip ifade vermemiz gerekiyor. Tamam?
Can. Sen bizim müdürü nereden tanıyorsun? Uzun bir hikaye. Hande, inan bana, ben de acı çekiyorum. Ben de hala atlatamadım. Aylardır uyku uyumuyorum. Çok acı çekiyorum. Nikah masasında terk edilen sen değildin Efe, bendim. Babam mı istedi bunu senden? Efe? Efe, gözümün içine bak ve bana doğruyu söyle, tamam mı? Bunu o mu istedi senden? Hande. Ne yaptı? Tehdit mi etti? Yoksa büyük bir hediye falan mı verdi? Neye karşılık vazgeçtin sen benden? Tabii yani demir kollardan birini satın aldığına göre herhalde çok büyük bir şey vaat etmiş olması gerekiyor, değil mi? Hande, babanın ne kadar tehlikeli bir adam olduğunu sen de ben de gayet iyi biliyoruz. Ama şu anda bile korkuyorum. Ama sana yalan söylemeyeceğim. Çünkü seni hala çok seviyorum. Sen nikah masasında ağlarken ben hastanede canımla boğuşuyordum. Senin nikah masasını da terk ettim. Sana daha büyük bir acı yaşatmak istemedim. Babam beni öldürecekti Hande. O ne lan? Polis! Şerefsiz camımızı ihbar et. Fırla, Ferah al. Zemin katta mutfak kapısı var. O kapı sokağa açılıyor. Hadi, 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 hadi! Amirim hoş geldiniz. Çay, kahve. Ne ikram edin? Çok işimiz var sonra. Hayırdır amirim? Rutin kimlik kontrolü. Ha, tamam. Siz bahçeye alın. Sen de benimle gel. Sana güvenmekte hata etmişiz. Can ne oldu? Gel gel. Narin dur. Haydi 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 atlayın. İyi çalışmalar. Rutin bir kimlik kontrolü, bir tur atar döneriz. Ya boş yere günahını aldım Can Bey'in bende. Yalnız var ya Can Bey'in arabası da şekilmiş ha. Korkmaz. Duralım bir yerde, arayalım Can Bey'i, gelsin alsın arabasına. Korkmaz, kime diyorum? Dayanamıyorum böyle güzel araba görünce, ben de insanım ya. Korkmaz! Siz polisten kaçma konusunda bayağı uzmanlaşmışsınız. Ya evet, biraz öyle oldum. Bu arada Narin'e söyle, benim hiçbir suçum yok. Öyleymiş. Biz de yanlış anladık sizi. Bu arada arabanız bizde. Bir de oto hırsızlığı ha? Yok, daha neler. Polis gidince haber verin, getirelim arabanızı. İşleri bitmek üzere zaten. Fazla uzaklaşmayın. Tamam. Tamamdır. Mm-hmm.
Kapıyı arayınca merak ettim. Dedim herhalde önemli bir programımız var. Çok özel. Belkıs'la buluşacağız. Ne oldu? Gerildin mi? Biliyorum ben de çok geriliyorum. Ama önce karnımızı bir güzel doyuralım. Çünkü aç karnına ben Belkıs'ı hiç çekemem. Hiç. Evet. Ve sen dediğim gibi yapıyorsun canım. Aynen. Ben de... Haydi gidiyoruz. Kudret Bey bir şey mi oldu? İnsan bir merhaba der, alo der, bir şey der ya. Uzatma kuyu. Ne istiyorsun? Ben istemiyorum. Baba istiyor. Benim seninle acil görüşmem lazımmış. Yatın oradayım. Hemen gel. Hoş geldiniz Belkıs'ım. Evet, Yener. Seni çobanla tanıştırayım. Bundan sonra bizim için çalışacak. Çoban. Anne, emin misin? Artık beraber çalışacağız. Baba böyle istedi. Demek adın çoban. Evet. Ona ne istediğini anlat. Aradığımız bir kız var. Onu bizim için mi bulacaksın? Baba ben ölmeden Can bu kızı bulamayacak diyor. O zaman ölmesin. Bulduktan sonra öldürmen gerekebilir. Hayır. Hayır. Bu son kısmı unut. Sen yine de kafanda ölümlü bir kaza senaryosu kurgula. Buraya kadar geldiğine göre okeyiz. Değiliz. Buraya kadar geldim çünkü Kudret Bey öyle istemiş. Ama sen varsan ben yokum bu işte. Bu babanın son işi. Dedim ya, ben yokum. Bir daha beni arama. Bu da avansın. Ne kadar vaktim var? Yok. Hemen bulacaksın kızı. Elimizde işine yarayabilecek bir ipucu var.
Bu mu? Buradan kurcalamaya başla bakalım ne çıkacak. Çoban. Bu yanındaki adam kim peki? Onu takibe al. Kızı bulmanı kolaylaştırabilir. Bu ailede bana en çok ihtiyacı olan aslında sensin. Elimden gelse seni şimdi kovarım. Yeni Kudret Fettah sensin. Onun düşmanları yakında senin de düşmanların olacak. Bir daha arama beni. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bu Can Bey bayağı iyi birine benziyor. Baksanıza araba 10 numara. Ayrıca umurumda bile değil. Bence GBT patladı. Ya kime niyet, kime kısmet Ferah Hanım? Senin Can Bey paket oldu. Nereden benim Can Bey oluyor acaba? Hadi lan. Sen de farkındasın. Yükseliyor bu herif sana. Of korkmaz. Kes şu saçmalığı. Heh, arıyor. Alo Can, merak ettik bir şey mi oldu? Hiç merak etmedim. Ben de. Tamam. Buluruz. Tamamdır. Ben de zaten Sayın Hanım'la görüşecektim. Anlaştık, tamam. Korkmaz, arabayı Hisar'a bırakacağız. Biz Hisar'dayız zaten. Yol benim de ama. Abi bekleriz, tamam, sıkıntı yok. İn bakayım sen aşağı. Abi bekleriz dedik ya. Bu arabayı sen nereden buldun? Bu araba Can Bey'in arabası. Bulmadık. Can Bey verdi bu arabayı bize. Buraya park etmemizi söyledi, alacak buradan. Çek, çek. Kim oldu? Tamam. Canım sen içeride kal.
sıkıntın var bey amca? Kimsiniz siz? Biz hiç kimseyiz. Evladım bir daha sordurtma. Kimsiniz siz? Can, kim bunlar? Oğlum, bir şey sordum. Kim bunlar? Sırası mı Can? Kapat şunu. Bir şey sordum sana. Kim bunlar? Aradığımız kızı buldum. Kötü yok, boşa kasmadan in bura en son durak. Ya da dostunu bil, günden güne yalnız kalma. Göz göre göre yok yere, yalana dolana bağışıklaşma. Damarını kesseler ardına bakma. Tüm güçleri yarına sakla. Hak etmeyeni bağrına basma. Mücadeleni kur ve de gör nasıl hepsi de ortada bağırışacaklar. Sen ses kısmadıkça bunlar topyekün hep seni boğmaya kalkışacaklar. Yüreğimin ortası düştü dara. Derinden açıldı yara. Güneşimin ortası tutuldu aya. Karardı içim benim baya. Derdime derman aramayı bıraktım, ışığım söndüğümde.